Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Euro 7 seviyesinden geri dönüş gerçekleştiriyor. Küresel piyasalarda FED sınırsız parasal genişleme hamlesi ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun yakın zamanda teşhit paketini duyuracağı belirtilmesi sonrasında endekslerde alım potansiyeli ane bir şekilde hız kazandı. Fed'in bu hamlesi sonrasında dolar, diğer para birimleri karşısında değer kayıplarını artırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat ve hizmet PMI rakamlarında meydana gelen daralma ile bu kayıplar derinlik kazandı. Böylece euro para biriminde oluşan değer kazanımı ile paritede 7 seviyesine yönelik atakları korumaya devam ediyor özellikle Fed'in koronavirüs salgını nedeniyle piyasaları destekleyici hamlelerini artırması gelişmekte olan ülkeler üzerinde de bir rahatlama yaratırken Türk lirasının bir miktar değer kazanımı içerisine girdiği görülmekte. Avrupa'da koronavirüs salgını ilişkin artan vaka sayıları endişelerin canlı tutulmasına yol açarken İtalya'da yeni vaka sayısının bir miktar yavaşlaması Euro ve Avrupa endeksleri üzerinde pozitif fiyatlama yarattı. Koronavirüs salgınının makroekonomik veriler üzerinde de etkisinin hissedilmeye başlamasıyla dün Euro bölgesine ilişkin hem imalat hem de hizmet Mart ayı bileşik PMI verisinde 51,6'dan 31,4 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi oluştu. Euro bölgesi iş aktivitesinin Mart ayında beklentilerden önce yaşamış olduğu çöküş, koronavirüs etkisinin çok daha derin olabileceğini işaret ediyor. Bugün ise bir diğer gelişme, Almanya Mart ayı İFO iş endeksi ise 86.1 ile beklentilerin oldukça altında geldi. Böylece Euro bölgesi ekonomisine ilişkin oluşan resesyon riskinin hala masada yer alması, Euro tarafındaki tansiyonu tetiklemeye devam ediyor Yurt içine bakacak olursak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Koronavirüs salgını süreci Tedbirli bir şekilde atlatılırken Türk Lirası'nın gelişmekte olan Para birimleri üzerinde Pozitif bölgeye yerleştiğini görmekteyiz Euro TL fiyatlamalarına baktığımda 7 lira seviyesine gelen dönüşlerin 7-10 direncine yerleşmesi durumunda Alımların kademeli olarak 7.15-7.20 dirençleri ile hız kazanması beklenebilir. Olası bir Türk Lirası baskısında ise 50 günlük üstsel hareketli ortalama seviyeleri olan 6.80 desteği güncelliğini korumaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <Sessizlik>